kadar çiçeğin arasında tek yakışıklı Doğukan Güngör'dü. Kızılcık şerbetinin Fatih'i anneciymiş. Ben de çok anneci biriyim. O anlamda onlarla yaşadığımız süreç bambaşka oluyor. Ben de o anlamda şanslı biri olarak hissediyorum kendimi. Anneme de şunu söylerim. Bir daha seçme şansım olsa seni seçerdim. Doğukan Güngör çok fitti. Biz de birazcık fit gördük. Onu da soralım. Çok fit, çok, çok spora fit birazcık bu son dönemlerde herhalde yoğunlaştık. Yok, gidemiyoruz bu arada. Haftanın 5-6 günü çalışıyoruz ama dün set bitti. Rol arkadaşı Evrim Alasya, az önce kontağı kapattık, set bitti demişti. Doğukan da derin nefes aldı söze girmeden. Biraz durmak. Çok yorucu bir sezondu. Nasıl geçti sizin için? Ah evet yani... yani enteresan bir sezondu bence. Altından kalkabildiysek, üstesinden gelebildiysek ne mutlu. Şimdi biraz yazın, daha böyle kendi içime dönüp, biraz daha sporlu. Ondan sonra kendime zaman ayırarak yeni sezona yine bomba gibi başlayacağız. Yapımcı Faruk Turgut tüm ekibi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Doğukan Güngör'ü de silmişti. Bakmadım ama çıkmış olabilir. Çünkü insanlar sevdiklerine alınırlar. Alınmıştır. Ama sorunumuz yok. Biz çok keyifle çalışıyoruz. Gönlünü alabildiniz mi? Gönlünü alırız. Aslında şöyle bir durum var. Bugün büyük bir rahatsızlık yaşıyorum. Yoksa ben böyle sosyal sorumlulukların hep içinde olmak isterim. Zaten Faruk Bey de ve değerli eşi de bu yardım kampanyalarının, bu işte Çaba Derneği diye öyle biliyorsunuz, çok içindeler. Biz de tabii ki onlarla beraberiz. Yorulduğunu açıklayan müjde uzmanı da suya sabuna dokunmadan bir yorumda bulundu Doğukan Güngör. Ahmet abi çok güzel şeyler söylemiş bunlar. Bunun üstüne ekstra yorulmuştur. Ben dinlendiği zaman daha iyi hissedebileceğini düşünüyorum. Bebek müdavimi, platonik aşkların kraliçesi Bade Yeşil, kalbi boş bir şekilde bol bol deli gibi yürüyormuş. Bayağı kaynatıyoruz ha. Bas. Bir bak. Mikrofonlara yakalanacaksın, o zaman seni kurtaramayacağız. Hele son söylediğinle yakalansaydık gitti. Değil mi? Yeliz. Korktum şu an. Doğukan bak, için söylediklerine. Bak Doğukan için anneciymiş. Evet. Ben anneciyim. Evet, bir erkeğin çok anneci olması iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Annesini seviyor, değer veriyor. Kadına da daha iyi davranıyor. Tamam, iyi bir şey. Annesine kötü davranan eşine de kötü davranıyor. Doğru. Çocuğuna da kötü davranıyor. Hı. Demek ki bir merhameti var. Hı. Yani kalbi sıcak. Hı. Bence çok önemli bir şey. Ben hani rahatsız olmam annesini sevmesine. Evlendikten sonra da bazı erkeklerin çok anneci olup ikide bir olmuş. Anneme söyleyelim, anneme soralım. O da biraz anneme sıkıntı yaratabiliyor. Orada bir ölçü kaçarsan. Yok, çok yaratır o zaman lazım. Benim denge bozulmuş. Sen bir annecilik yaparsın. Hadi git annene o zaman diyebilirim yani ama şey söyleyeceğim yani hani aslında kötü olsun diye söylemiyorum ama bir kere ben hiç yakışıklı bulmadığım bir oyuncu. Doğukan. Ve karakter olarak bu dizide de bir çaba sarf etmeden oynadığını düşünüyorum. Nasıl? Yani sadece dümdüz, duygusuz, aynı bakışı. Bak çocuğun röportajdaki bakışı da aynı. Dizideki bakışı da aynı. Aslında kendi bu. Neden bazen böyle ite kaka illaki başrolde oyuncu yapmaya çalışıyoruz? Ben algılayamıyorum. Yani bir oyunculuk görmüyorum. Yakışıklı da bulmuyorum. Ama bir de kilo almış, belki şu kasmas biraz daha düzgün olmuştur ama şans eseri. Gerçekten şans eseri oyunculardan biri bence. Oyunculuğu. Yani fena. Ya bana söyler misin? Fena gömdüm. Oyunculuk nedir? Hani çok değişik kimi bir şey oynarsın, mafya babasını oynarsın, gidersin, asarsın, kesersin. Aman aksiyon mafya babası illa öyle olsun. Ama çok özür dilerim. Böyle... Mafya babasını peki, oynamak da çok önemli bir şey. Zaten romantizm, dizilerin yarısı yani mafya birazcık babası. Oyunculuk peki burada romantik görmek mi? Dizide romantik buluyor musunuz bu çocuğu? Ama yani dizide zaten romantik baskın bir özelliği değil. Özelliği ne? Bunun özelliği aslında ne? Bu dizide bir başrol yok. Herkes yeri gelince başrol oluyor. Evet, evet. En güzeli bu. Dolayısıyla dengeler hiç bozulmuyor. Ben onu gerçekte de gördüm. Çok masum, iyi niyetli, iyi bir çocuk ama hani böyle bir dizinin diziden patlamış da bundan sonra bütün dizilerde olacak bir oyuncu değil. Yani ses bir Halit Ergenç mesela bana göre onu, oyuncu. Evet evet. Ama kıyasladım. Evet, yani şimdi bana göre tabii yine Burak diyeceğim. Neden Burak, Burak diyeceğim? Oynadığı dizide ata binmesi ki öyle bir modellikten bir padişahı canlandırması bana göre bir oyunculuk. Doğukan ata bin. Yani kılıç öyle kullan. Şey, o çocuk ve neydi? Padişah ol. Ya da o zaman Yeliz'in gözüne girer. Huysuz Virjin'i canlandırsın dedi. Salih Bademci. Ha, bana göre oyuncu. Oyun. Aynı zamanda diğer çocuğun ismi neydi aynı dizide unuttum, model var ya.
yakışıklı. Ya aynı dizide oynamışlardı o kanalda. Ha. Dur neyse hatırlarız devam edelim. Çağatay mıydı? Terzi'de oynayalım. Çağatay Ulusoy. Yaşların kraliçesi Bade İşçil, kalbi boş bir şekilde bol bol deli gibi yürüyormuş. Bade İşçil ve Arzu Monan gömlek konusunda hafif pişti olmuş gibi. İşçilin gömleğindeki leylaklar dökülüyor. Arzu Monan da güller ağlıyor resmen. Valla bu özel gününde bu emeğinin hani sonucu ve burada... yanında olmak, destek olmak. Zaten müthiş bir şey yapıyor gerçekten. Tuğba Büyüküstün biraz kilo vermiş gibi. Siyah insanı ince gösterir. Orası ayrı. Ancak incelmiş gibi Büyüküstün. Hakkındaki aşk haberlerine de ince bir cevabı vardı. Yazın ne yapacağımı bilmiyorum. Yazın biraz belirsiz şu anda. Yani çalışma ihtimalim de var. Çalışmama ihtimalim de var. O yüzden şu anda onun belirlenmesini bekliyorum. Özel hayatımda bir şey yapmıyorum. Yani... Sık sık dedikodular çıkıyor ya. Neyle ilgili? Aşk hayatımızla ilgili. Sık sık ama. Öyle mi? Dedikodular çıkıyor. Tabii sizi takip edildiğiniz için. Etmiyorum. Biz ettiğimiz Hayır burada da değilim ya çoğunlukla. Hı-hı. Hani o yüzden. Ama gördüğümüz kadarıyla galiba yalnızlıktan memnun. Nasıl dedikodular çıkıyor? Tuba'nın şununla çıkıyor? Birlikte. Öyle mi? Ya da atıyorum bir ünlüyle el bile sıkıyorsunuz. Ertesi günü biz onu aşk haberi diye yazıyoruz. İtiraf et bak konuşturdum. İtiraf et. Hani sizi görmüş kendi aslında sormak istedik. Yani ben bu dedikoduları nasıl yalan. Şimdi Tuğba Büyüküstün arkadaşımıza hakkında çıkan dedikoduları soruyor. Evet. Kendisi Paris'te yaşıyor ya biraz uzakta. Paris mi Londra mı? Paris'te yaşıyor. Aha, orada evi var. Ne oldu ne dedi? Bu ara çok moda bir Paris Londra. Evet. Yani yaşamıyorlardır da sık sık gidip geliyor. Yok falan. Orada evi var orada yaşıyor. Orada çocukları da orada okuyor. Dolayısıyla arkadaşımıza soruyor hakkında çıkan ne dedikodu var diye öyle gülüşüyorlar. Hakkında çıkan dedikodu şuydu söyleyelim. Murat Boz da aşk dedikodusuna karışmıştı ama taraflar yalanlamış. Yok evet. Ya o filmden diziden öyle evet, zaten evet. Belli yani şimdi şey biz lütfen bunu dijital platforma çekelim. Bak ben neler anlatacağım. Yani televizyonda. Ekranın kısıtlamalarının çıkalım. Ha. Biz böyle şeye çekelim yani. Evet ama dijital platformda da bazı şeyleri zor söylersin. Yo, söylerim her şeyi söylerim. Yok söyleyemem. Şu saatten sonra kaybedecek hiçbir şey yok. Aa, ipler koptu. Aa. İplerin koptuğu bir canlı yayın. Eyvah. Evet aynen öyle. Murat Boz'la bunun böyle olmayacağı zaten hiç kimse inanmamıştır. Kim ha. Bunu niye inananlar vardı? Çok konuşuldu. Bir kesim inandı. Var mı? Evet. Bir şeyler denildi. Tam işte o projeyi yapınca biliyorsunuz yani mecburen bunu yapıyorlar. Ki sence izlemiyor mudur Tuğba Büyüküstün Paris'te yaşasa da magazini onu bunu hakkında ne çıkıyor diye? Yani Japonya'dan bile izleyebiliyoruz birbirimizi. İnsan merak edip bakar yani bir kere kendi adını girdiğinde çıkar görür yani. Evet arada bir kontrol etmek lazım. O şimdi hava atma şeyleri politikaları ya işte ben burada yaşamıyorum biliyorsunuz ki takip de etmiyorum. Evet hep bu geyik vardır ama bu konudaki o geyik kıran bir açıklama hadiseden geldi. Şimdi birazdan arkadaşlarımız onu verir. Kutluyorum kendisini buradan hadiseyi. Öyle bir cuk oturmuş ki. Biri. Ama bak 12'den. Sen de bazen konuştun böyle bir 12'den vuruyorsun. Hadise de vurdu 12'den. Birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim Şevval Sam'ın gençlik sırrına. Evet. Ay evet çok ya güzel. Şevval Sam'ın aslında ya. Düzelttiği kelimeyi mesela çok ilgimi çekti. O yaş alma, yaşlanma. Bir evet, izleyelim, izleyelim üzerine konuşalım. Hadi.